Ayrıt uzunlukları 48 cm ve 60 cm olan küp şeklindeki özdeş kutular yukarıdaki gibi üst üste konularak düz bir zemine yerleştiriliyor. İki şeklin yüksekliği birbirine eşit olacak şekilde mavi renkli küpler ve sarı renkli küpler üst üste konulacaktır. Tavan ile zemin arasındaki mesafe 10 metre olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi mavi ile sarı renkli küp sayılarının toplamı olamaz. Mavi renkli küplerin bir ayrıtı 48 cm ise üst üste koyduğumuzda yüksekliği 48'in bir katı olmalı. Sarı renkli küplerin bir ayrıt uzunluğu 60 cm ise üst üste koyduğumuzda yüksekliği 60'ın bir katı olmalı. Dolayısıyla yüksekliklerinin birbirine eşit olması için 48'in ve 60'ın ortak bir katı olması gerekiyor. 48'in ve 60'ın ekokunu hesapladığımızda 48'i de 60'ı da 12 ile bölebiliriz. 48'i 12'ye böldüğümüzde 4, 60'ı 12'ye böldüğümüzde 5 olur. 4 ile 5 aralarında asal sayıdır. Birden başka ortak bölenleri yoktur. 4'ü 4'e böleriz 1. 5'i 5'e böleriz 1. 12'yi 4'ü ve 5'i çarptığımızda 240 ekoklarıdır. Dolayısıyla 240 ve 240'ın katlarında mavi küpler ile sarı küplerin yükseklikleri birbirine eşit olur. Eğer eşit oldukları yükseklik 240 cm ise 240'ı 48'e böldüğümde 5 tane mavi 240'ı 60'a böldüğümde 4 tane sarı olmak üzere 9 tane küp olur toplam. Eğer yükseklik 480 cm olursa yüksekliği 2 katına çıkardığımız için küp sayısı da 2 katına çıkar. 18 tane olur. Eğer 240'ın 3. katı 720 cm olursa eşit yükseklik küp sayıları da 3 katına çıkar. 27 tane olabilir. 10 metreden 10 metreymiş zemin ile tavan arası uzunluk yani 1000 santimetreye kadar 240'ın katları olabilir. Son olarak da eğer eşit oldukları yükseklik 960 santimetre ise 4 katı 240'ın küp sayısı da 9'un 4 katı yani 36 tane küp olabilir. 36, 27 ve 18 olabilir ama 24 olamaz. Cevap C. Kısa kenarının uzunluğunun uzun kenarının uzunluğuna oranı 3 bölü 7 olan dikdörtgen şeklindeki özdeş fayanslar, dikdörtgen şeklindeki bir odanın zeminine hiç boşluk kalmadan, üst üste gelmeden ve kesilmeden aşağıdaki gibi bir yatay bir dikey sıra olacak şekilde döşenecektir. Bu zeminin ikinci sırasında 14 tane fayans kullanılmış olup 7 sıra fayansla zemin tamamen döşenmiştir. Bu dikdörtgen şeklindeki zeminin kısa kenarının uzunluğu 11 metre olduğuna göre alanı kaç metrekaredir? Kısa kenarının uzun kenarına oranı 3 bölü 7 ise kısa kenara 3x uzun kenara 7x diyelim fayansın. Birinci sırada kısa kenar 3x, ikinci sırada uzun kenar 7x, üçüncü sırada kısa kenar 3x, dördüncü sırada 7x, beşinci sırada 3x, altıncı sırada 7x, yedinci sırada 3x olur. Dolayısıyla 10, 20 30x artı 3 xten kısa kenar uzunluğu 33x olarak buluruz. Zaten bize kısa kenar uzunluğunu 11 metre olarak vermişti. 33x 11 metreye eşitse her iki tarafı 33'e böldüğümüzde 33'ler gitti. x eşittir 11 bölü 33'ten sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 olarak bulunur. 3x x'in yerine 1 bölü 3 yazdığımızda 3 çarpı 1 bölü 3'ten fayansın kısa kenar uzunluğu 1 metre olarak bulunur. İkinci sırada 14 tane fayans kullanılmışsa kısa kenar uzunlukları 1 metre olduğuna göre 14 tane 1 metre uzunluğu bize zeminin uzun kenar uzunluğu verecek. Dolayısıyla zeminin uzun kenarı 14 metredir. Alanı bulmak için kısa kenarı ile uzun kenarı çarptığımızda 11 çarpı 14 metre 154 metre kare olur. Zeminin alanı cevap A. Vücut geliştirme çalışmalarına başlayan bir kişi yapmış olduğu araştırmalar sonucunda bir günde ihtiyacı olan protein miktarını belirliyor. Ve bu ihtiyacı karşılamak için 2000 gramlık paketler halinde satılan A ve B marka protein takviyeli ek besinlerden birini satın almaya karar veriyor. Sporcu hangi markayı tercih ederse etsin aldığı ek proteinlerin tamamını tükettiğinde ihtiyacı olan protein miktarını karşılayabiliyor. Daha az ödeme yapacak şekilde tercihte bulunan sporcu aldığı ek protein için 1000 TL'den az ödeme yapıyor. Buna göre sporcu diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla öderdi? A markanın %12'si protein, yani 2000'in %12'si kadar protein varsa bir bütünün yüzdesi bulunurken bütün ile yüzde çarpılır. 2000 çarpı 12 bölü yüzden ikişer sıfır sadeleştirdiğimizde 20 çarpı 12'den A markanın her bir kutusunda 240 gram protein olacak. B markanın %8'i protein, 2000 gramın %8'ini bulmak için 2000 çarpı 8 bölü yüzden ikişer sıfır sadeleştirdiğimizde 20 çarpı 8'den B markanın her kutusunda 160 gram protein var. A'dan aldığımızda 240'ın katları kadar protein, B'den aldığımızda 160'ın katları kadar protein alacağız. Dolayısıyla ihtiyacımız olan protein miktarı 240'ın ve 160'ın ortak bir katı olmalı. 240'ın ve 160'ın ek okunu bulduğumuzda her ikisinde bölebileceğimiz en büyük sayı 80'dir. 240'ı 80'e böldüğümüzde 3, 160'ı 80'e böldüğümüzde 2 olur. 3 ile 2 aralarında asal sayılardır. Birden başka ortak bölenleri yoktur. 3'ü 3'e böleriz 1, 2'yi 2'ye böleriz 1, 1 olur. 80'i 3'ü ve 2'yi çarptığımızda 480 gram protein ihtiyacı vardır. Dolayısıyla 480 gramlık protein ihtiyacını karşılamak için A markadan bir tanesinde 240 olduğu için 2 tane almamız gerekiyor. 2 tanesi 300 liradan 600 lira yapar. B markanın bir tanesinde 160 gram olduğu için 480 gram proteini karşılamak için 3 tane almamız gerekiyor. B markasından 3 çarpı 250'den 750 lira yapar. Dolayısıyla A markayı tercih edeceğine B'yi tercih etseydi, 750'den 600'ü çıkardığımızda 150 lira daha fazla öderdi. Cevap D. Aşağıda bir yolcu otobüsünün koltuk numaraları ve koltukların yerleşim planı verilmiştir. Özlem koltuklarının tamam boş olan bu otobüsten koltuk numarasının pozitif tam sayı çarpan sayısı en fazla 3 olan koltuklardan herhangi birini tercih edecektir. Buna göre Özlem'in tercih edebileceği koltuk sayısı en fazla kaçtır? Pozitif tam sayı çarpan sayısının en fazla 3 olması demek, pozitif tam sayı çarpan sayısı 1 olan olabilir. Pozitif tam sayı çarpan sayısı 2 olan olabilir. Pozitif tam sayı çarpan sayısı 3 olan koltuklar olabilir. Çarpan sayısı 1 tane olan sadece 1 vardır. Pozitif tam sayı çarpan sayısı 2 olan sayılar asal sayılardır. Dolayısıyla koltuk numarası asal sayı olan koltukları bulacağız. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ve 31 pozitif tam sayı çarpan sayısı 3 olan sayılar bir asal sayının karesi olan sayılardır. Dolayısıyla 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25 başka da yok en fazla bu kadar tercih yapabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane koltuk tercih edebilir. Yani cevap A. Yandaki modelde mavi, yeşil ve kırmızı renkli çubukların içindeki dairesel şeritlerle 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi 3 üstü 2 çarpı 2 üstü 3 çarpı 5 şeklinde modellenmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle bize verilen örneğe baktığımızda 3 üstü 2 yani 2 tane dairesel şerit olacak. Dolayısıyla mavi çubuk 3 asal sayısını modeller. 2 üstü 3 3 tane dairesel şerit olacak. Dolayısıyla yeşil çubuk 2 asal sayısı modeller. Bir tane 5 yani bir tane dairesel şerit. Kırmızı çubukta 5 asal sayısını modeller. Birinci öncülümüze baktığımızda 400 sayısı şekildeki gibi modellenebilir. Yeşil çubuk 2 idi. 1, 2, 3, 4 tane dairesel şerit var. Yani 2 üssü 4. Kırmızı çubuk 5'ti. 2 tane daha şerit var. 5 üssü 2. 2 üssü 4. 16. 5 üssü 2. 25. 16 ile 25 çarptığımızda 400 olur. Dolayısıyla birinci öncül doğru. İkinci öncüle baktığımızda modellenen sayının pozitif tam sayı bölen sayısı 12'dir. Dolayısıyla modellenen sayıya baktığımızda mavi çubukta 2 tane dalsel şerit var. Yani 3 üssü 2. Kırmızı çubukta bir tane darsel şerit var. Yani 5 üssü 1. Yeşil çubukta 2 tane darsel şerit var. Yani 2 üssü 2. Bize verilen formüle göre asal çarpanlarının kuvvetlerinin bir fazlasını alıp çarptığımızda bize pozitif tam sayı bölen sayısını verecek. 2'nin bir fazlası çarpı 1'in bir fazlası çarpı 2'nin bir fazlası 3 çarpı 2 çarpı 3'ten 18 tane Pozitif tam sayı böleni vardır. Burada 12 diyor. Dolayısıyla bu öncül yanlış. Üçüncü öncüle baktığımızda 2 üstü 5 çarpı 3 üstü 4 çarpı 5 üstü 3 ifadesi modellendiğinde mavi çubukta 4 tane dairesel şerit bulunacaktır. Mavi çubuk 3 asal sayısı modelliyor. 3'ün kuvveti 4 olduğu için 4 tane dairesel şerit olur. Yani bu öncül de doğru. Doğru cevap 1 ve 3 yani B. Müşterilerin kişisel temizlikleri için bir restoranın girişine konulan sensörlü dezenfektan makinesinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Her bir yetişkin için 8 mililitre dezenfektan akıtılır. Her bir çocuk için 5 mililitre dezenfektan akıtılır. Restorandaki tam dolu dezenfektan şişelerinden yetişkin ve çocuklar için kullanılan dezenfektan miktarı eşit olup gün sonunda şişede kalan dezenfektan miktarları toplamının 300 mililitreden az olduğu bilinmektedir. Buna göre gün içinde restorana gelen çocuk sayısının yetişkin sayısından farkı en az kaçtır? yetişkinler için kullanılan miktar 8'in bir katı olmalı. Çocuklar için kullanılan miktar da 5'in bir katı olmalı. Yetişkin ve çocuklar için kullanılan dezenfektan miktarı eşit ise bu miktar 8'in ve 5'in ortak bir katı olmalı. 8'in ve 5'in ekokunu hesapladığımızda 8 ve 5 aralarında asal sayı oldukları için ekokları sayıların çarpımıdır. 8 çarpı 5'ten 40 ve 40'ın katları kadar dezenfektan kullanılmıştır. Burada şuna dikkat edelim. Dezenfektan miktarları toplamı yani 500 artı 500'den 1000 mililitre dezenfektan miktarı var toplam. Bu toplamın 300 mililitreden az kalması isteniyor. Dolayısıyla 300 mililitreden az kalması için 1000'den 300'ü çıkardığımızda 700 mililitreden fazla kullanılmış olması gerekiyor. İkisinden de eşit kullanıldığı için 350-350 olarak dağıttığımızda 350 mililitreden fazla dezenfektan kullanılmış olması gerekiyor kırkın katları kadar dezenfektan kullanılıyorsa kırkın 350'den büyük olan en küçük katını bulmamız gerekiyor. Çünkü iki sayılar arasındaki farkın en az olmasını istiyoruz. Dolayısıyla 40'ın 9 katını aldığımızda 360 olur. 360 mililitre dezenfektan kullanılmıştır. Yani 40x dezenfektan kullanılmışsa 40x'i 8'e böldüğümüzde burada x üzerinden gidelim. 5 x tane yetişkin var. 40 x'i 5'e böldüğümüzde 8 x tane de çocuk var. Dolayısıyla 8 xten 5 x'i çıkardığımızda 3 x tane fark var. Çocukların yetişkinlerden farkı. Dolayısıyla x'i 9 olarak bulmuştuk. x'in yerine 9 yazdığımızda 3 kere 9'dan 27 kişilik fark var. Yani cevap C. Yaman ve Eymen sırasıyla birer pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyunda oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine, söylediği sayının asal bölenlerinin çarpımı kadar puan rakibine yazılıyor. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor. Örneğin Yaman 12, Eymen 10 sayılarını söylemiş olsunlar. Yaman 12 dediği için 12 puan alacak. Eymen 12'nin asal çarpanları 2 ve 3, çarpımı 6 puan alacak. Eymen 10 dediği için 10 puan alacak. Onun asal çarpanları 2 ve 5, çarpımı 10 puan. Yaman alacak. Yaman'ın toplam puanı 22, Eymen'in toplam puanı 16 olduğundan oyunu Yaman kazanır. Buna göre Eymen'in 18 sayısını söylediği bir oyunda Yaman aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır? Eymen 18 dediği için 18 puan alacak. Yaman 18'in asal çarpanları 2 ve 3 yani çarpımı 6 puan alacak. Dolayısıyla Yaman'ın oyunu kazanması için Eymen'den 12 puandan daha fazla puan alması gerekiyor. 30 dediği için Yaman 30 puan alacak. Eymen ise 30'un asal çarpanları 2, 3 ve 5 çarptığımızda 30. İkisi de 30'ar puan aldığı için oyunu Yaman kazanamaz. 22 desin Yaman. 22'nin asal çarpanları 2 ve 11. Çarptığımızda 22 puan Eymen alacak. İkisi de 22 puan aldığı için yine oyunu Yaman kazanamaz. 20 desin Yaman. 20 puan Yaman alacak. 20'nin asal çarpanları 2 ve 5. Çarptığımızda 10. Aradaki puan farkı 10. Dolayısıyla 12 puanlık farkı kapatamadı. Yine Yaman oyunu kazanamaz ama 25 derse 25'in asal çarpanı 5. Dolayısıyla 25 puan Yaman alacak. Yaman 6 puanı vardı. Toplam 31 puan olacak. Eymen'in 18 puanı vardı. Toplam 23 puan olacak. Dolayısıyla Yaman oyunu kazanmış olacak. Cevap B. Aşağıdaki çizelgede renklerin karşısında belli bir kurala göre sağlanmış sayıların bazıları ve yan taraftaki renk karışımı göstergesi verilmiştir. Şimdi ilk önce sayılara sayıları tamla yerleştirelim. Kuralımız şöyle 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Sonra buradan dönüyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aşağıdan devam edeceğiz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sonra tekrar buradan 21, 22, 23, 24. Şimdi bize diyor ki e, Buradaki satırları bazı renkleri boyayacakmışız. Boyarken de hemen bir altındaki satıra bak diyor. Bir altındaki satırla o satırda bulunan şeyler eğer aralarında asalsa başta bulunan rengi, eğer asal değilse de iki rengin ortak rengine yani kesişim kümesindeki renge bak diyor. Ona göre boya diyor. Şimdi son satır içine demiş ki altında sayı olmadığı için burayı maviymiş gibi düşüneceğiz. Onu da şöyle yazalım. Son satırdaki sayılarımız zaten yerleşecek. Orası da sanki mavi gibi düşünüp şimdi boyamaya başlayacağız. İlk önce bir yukarı bakalım. 1 ile 8'e bakarlarsak 1 ile 8 aralarında asal. O yüzden burası maviye boyanır. 2 ile 7 aralarında asal. Maviye boyanır. 3 ile 6 aralarında asal değil. Mavi ile de sarının kesişimine yani yeşile boyanır. 4 ile 5 yine aralarında asal. Maviye boyanır. Hangi bir kullanılmaz sol olduğu için zaten direkt yeşil ne yapalım? Eleyelim. Alt satıra bakarsak sarı ile kırmızı. 8 ile 9 aralarında asal. O zaman sarıya boyanır. 7 ile 10 asal. Aralarında asal sarıya boyanır. 6 ile 11 sarı. 5 ile 12 de sarı. Bu satırı komple sarıya boyandı. Aşağı geçip olursak kırmızı ile beyaza bakalım. 9 ile 16 baktığımız zaman burada aralarında ne olacak bunlar? Asal olacak. O zaman burası nereye boyanmak zorunda? Kırmızı boyanmak zorunda. Burası 10 ile 15 aralarında asal olmuyor. O zaman ikisinin kesişim kümesine, yani kırmızı ile beyazın nerede kesişiyormuş? Pembe'de. O zaman burası nereye boyanacak? Pembe'ye boyanacak. Pembe de kullanılmış oldu. 11 ile 14, yine 12 ile 13 aralarında asalsa buralarda kırmızıya boyanmış oldu. Devam edelim. Bir sonraki satıra baktık. 17 ile 16 aralarında asalsa burası o zaman nereye boyanacak? Beyaza. 15 ile 18 aralarında asal değil, ikisini de 3 böldüğü için o zaman beyaz basının orta karışımına yani griye boyanacak gri de eldikten sonra diğerlerine bakmamıza gerek yok. Hangisi kullanılmamış oldu? Turuncu renk kullanılmamış oldu. Doğru cevabımız B seçeneği.